Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü Basketbol Temel Eğitim Seçmeli Basketbol Dersi 11. hafta teorik ders notlarıyla tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumuz basketbolda müsabaka analizi ve istatistik. Bunun yanı sırasında istatistikten bahsederken bireysel istatistik, oyuncu istatistiği, rakip istatistiği, müsabaka istatistiği, antrenman istatistiği hepsinden detaylı olarak bahsetmeye çalışacağız. Günümüzde her geçen gün ilerleyen ilim ve teknolojinin yardımıyla spordaki başarılar yenileniyor. Günümüz şartlarında çok çeşitli istatistikler tutulabiliyor. Hani bu sadece basketbol için değil, futbolda, handbolda, voleybolda, atletizmde bütün branşlarda çok düzey, çok üst düzey, çok detaylı istatistikler tutabiliyor. İstatistik tutulmadaki temel amaç sporcuların gerek bireysel, gerek antrenman, gerek müsabaka, gerek yarışma istatistiklerini karşılaştırmak. Bir sonraki turnuvaya, yarışmaya bu istatistikler üzerinden hazırlanmak ya da rakip istatistiklerini inceleyerek onunla karşılaşacağınız müsabaka öncesi ya da yarışma öncesi onların zayıf yönleri üzerinden hücum etmek, güçlü yönlerine gerekli savunma taktiklerini çalışmak, bu yönlü hareket etmek amacıyla kullanılan bir yöntem. Dediğim gibi çok bilgisayarlı istatistik olsun, elle tutan istatistikler olsun, video görsel olarak daha sonra müsabakaların izlenmesine yönelik istatistikler olsun. Bunlar çok fazla günümüzde yapılan istatistikler. Zaten şu an basketbolda herhangi bir antrenör ya da yardımcı antrenör ilk periyodun bitiminde hemen federasyon istatistik görevlisinden gidip periyoda ait ya da ilk iki periyot bittikten sonra devre arasında soyunma odasına giderken müsabakanın ilk yarısına ait istatistik kağıdını hemen alabiliyor. Buradan kaç tane üst sayılık yemişiz, hangi bölgelerden yemişiz, hangi oyuncu nereden daha çok sayı atmış, kaç top kaybı yapmışız, kaç top çalmışız, kaç asist yapmışız, kaç tane hızlı hücumu sayıya çevirmişiz, kaç rebound almışız, bunların kaçı savunma, kaçı hücum reboundı, hepsi konusunda bilgi sahibi olabiliyor. Bu şekilde de soyunma odasında ne tür bir konuşma yapacak, oyunculara ne tür uyarılarda bulunacak, ikinci yarıda sergileyeceği taktiksel davranış ne olacak, bunlarla ilgili müsabaka içerisindeki stratejilerini rahatlıkla belirleyebiliyor. Sporda en kısa yoldan ve en verimli sonuçları elde etmek için antrenörün objektif bilgi toplaması gerekir. Bu bilgi de temel amaç performansı yükseltmek, oyuncuları değerlendirmek, bunları da istatistikler ve çeşitli parametrelerle yapabiliyoruz. Herhangi bir sporcunun veya takımın yarışmadan karşılaştığı en büyük problem sahadaki oyun sırasında en iyi performansı yakalamaktır. Bunu yakalamak için de eğer istatistikler verileri toplarsak gerek antrenmanda gerek müsabakada gerekse bireysel anlamda bu verileri toplarsak bu verileri değerlendirirsek hangi sporcumuzun nerede performansı düşmüş, hangi sporcumuzun nerede eksikliği var, hangi yönde çalışmamız gerekiyor, takım olarak savunmada, hücumda nerede hata yapıyoruz, nerede iyiyiz, zayıf yönlerimiz neresi, bunları belirleyip antrenmanlarımızı veya yıllık antrenman programımızı buna göre rahatlıkla planlayabiliriz. Antrenörlükle ilgili işlem süreçlerinde ve maç hazırlıklarını geliştirmekteki en iyi nokta da birey takım analizi yapmaktır. Maç analizinin temel hedefi antrenörün bilgi, tecrübe ve ön sezilerinin değerlendirme yönteminin doğruluğu, tarafsızlığı ve ciddiyetiyle bütünleşip performansı nasıl arttırabileceğine ilişkin bilgi vermektir. Yani burada antrenör bütün istatistikler verileri önüne alarak ne tür bir antrenman programı belirlemesi gerekiyor, bireysel olarak oyunculara nasıl bir antrenman yaptıracak, antrenman içerisinde drillerde ya da herhangi bir motorik kondisyona özellikleriyle ilgili yapılan faktörlerde nereye yüklenmesi gerekiyor? Buna karar vermemiz gerekiyor. Özellikle işte bir antrenör bakıyor. Her maçı 3 periyot önde götürmüş. 4. periyodun son 4-5 dakikasında takım acayip yoruluyor. Yorulduğunda savunmadan düşüyor. Hücumdaki şut yüzdesi, sayı yüzdesi düşüyor ve maçı kaybediyor. Bu antrenörün düşünmesi gereken genelde takımın kondisyonel özellikleriyle ilgili problem var. Bunun üzerinde antrenman programında bu denli değiştirmesi gerekiyor. Ya da bir sonraki sene antrenman programı yaparken yeni gideceği takım ya da aynı takımda kalacaksa o takımın kondisyonel faktörleriyle ilgili sezon başı antrenmanlarda daha fazla yer vermesi ya da kendi antrenman programını değiştirmesi gerekiyor. Burada bilgisayarlı istatistik tutuluyor. Bilgisayarlı istatistik tutulurken ekstra problemler ortaya çıkıyor. Bunlar ne olabilir? İşte veri girişleri zor olabilir, yorucu, sıkıcı ve uzun zaman olabilir. Klavye kullanılması gerekiyor. Bu klavye kullanan kişilerin bu konuda uzman olması gerekiyor. Bununla ilgili yazılım ve donanım hataları olabilir, işlemci hataları olabilir. Bunun yanı sıra kağıt kalem ile yapılan analiz sistemlerinden daha yararlı olmasına rağmen videoda maç kaydını izlemek daha zordur. Yani bir antrenörün ya da yardımcı antrenörün oturup 5-6 saatini ayırıp bir maçı en ince ayrıntısına kadar izlemesi gerekiyor.
Herhangi bir istatistiği yazarken maçı durdurup, tekrar başlatıp, tekrar durdurup, tekrar izleyip, tek tek bunları tutması gerekiyor. Burada maç analizini yapıp antrenöre rapor vermesi gerekiyor. Antrenör de bu rapor doğrultusunda o hafta içi bir sonraki maçın hazırlıklarını yaparken yaptıracağı antrenman ya da hücum setleri, savunma setleri hakkında karar verip antrenmanlarda bunları uyguluyor. Bilgisayarla yapılan maç analizlerinin çok uzun sürmesi, bu uzun sürede yorgunluğun ortaya çıkması sonucunda güvenilirliğini etkileyen bir sorun olarak da görülebilir. İşte bir antrenör, yardımcı antrenör oturdu. Gece saat 12'de bilgisayarda maç izliyor. İstatistik verilerini tutmaya başladı. Saat 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Yorgunluk çıktı ortaya. Bundan sonra izlediğim maçla ilgili istatistik verileri kağıda işlerken sıkıntılar çıkabilir, problemler çıkabilir. Tüm bunlara rağmen artık sporda analiz, diğer bir de işte gözlem ve değerlendirme, sportif başarıya ulaşmada etkin bir metot olarak kullanılmaktadır. Sporda yarışma analizleri, sporda başarıya ulaşmak ilkesinden yola çıkarak takımın ve sporcuların antrenmanlarını en iyi biçimde düzenlemek, takımın ya da sporcuların bireysel gücünü belirlemek, karşı takımın ya da sporcuların bireysel gücünü belirlemek, karşı takımın ya da sporcunun güçlü ve zayıf yönlerine göre takım ve sporcuları yönlendirmek için yapılması gereken işlemler gözlem ve değerlendirme olarak tanımlanabilir. Yani biz bir analizi, bir istatistiksel veriyi, bir maç gözlemini ve değerlendirmesini ne için yapıyoruz? Kendi takımımızın ve sporcularımızın antrenmanlarını ne biçimde düzenlemek. Bizim takımımızın ya da sporcuların bireysel gücünü belirlemek, karşı takımın ya da sporcuların bireysel gücünü belirlemek, karşı takımın ya da sporcunun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek kendi takımımızı ve sporcularımızı buna göre yönlendirmek ve motive etmek. Bu yüzden biz yarışma analizi ya da gözlem ve değerlendirme ya da istatistiksel verilere ihtiyaç duyuyoruz. Genelde gözlem ve değerlendirme antrenörlerin maçlar esnasında bazı önemli konuları not alma ve bu konuları antrenmanlarda yorumlama ilkesine dayanmaktadır. Yani bu istatistiksel verileri, gözlemleri ne kadar iyi antrenör gözlemler ve değerlendirirse, ne kadar bunları antrenmana ve müsabakalara yansıtabilirse, müsabakadaki ve sezondaki başarısı hem bireysel anlamda hem takım anlamında o derece başarılı olacaktır. Gözlem bir ekip işidir. Gözlemciler, antrenörler ve oyuncular bir bütündür. Ayrıca gözlemi birden fazla kişi yapmalıdır. Çünkü bir kişi yaptığında birçok noktayı, hususu kaçırabilir. Maç analizinin temel hedefi, antrenörün bilgi, tecrübe ve ön sezilerinin değerlendirme yönteminin doğruluğu, tarafsızlığı ve ciddiyetiyle bütünleşip performansı nasıl arttırabileceğine ilişkin bilgi vermektir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi antrenör ister bireysel istatistikler olsun, ister antrenman istatistiği olsun, ister kendi takımına ait antrenman ve maç istatistiği olsun, ya ister karşı takıma ait antrenman, maç istatistiği ya da bireysel istatistikler olsun, bunları ne kadar iyi gözlemler, ne kadar iyi değerlendirir, ne kadar iyi bunları antrenmana ve sporculara yansıtırsa, sezonda ve bir sonraki müsabakalarda gerek bireysel anlamda gerek takım anlamında o kadar başarılı olur. Müsabakaların gözlemleri iki yönde olmalıdır. Bunlardan birincisi belirli oyun etmenleri tecrübeyle kazanılmış kriterlerin ışığı altında tahmini olarak gözlenir. Bu gözlemde subjektiflik hakimdir. İkincisi ise kısmi ve tüm oyun performansı numaralandırılarak gözlenir. Bu gözlemde de objektiflik hakimdir. Her iki metot ışığı altında yapılan gözlemler daha sonra değerlendirilerek ve yorumlanarak etkin bir şekilde antrenmanlarda ve müsabakalarda devreye sokulmalıdır. Yarışma gözleminin amacı nedir? Antrenmanın en iyi şekilde yapılabilmesi için bireysel olarak sporcuların teknik, taktik ve kondisyon durumunu öğrenmek, takımın genel taktik ve kondisyon durumunu belirlemek, karşı takımı ve sporcuların genel ve özel teknik, taktik ve kondisyon durumunu saptamak, sporcunun bireysel verimini öğrenmek. Bu sayede biz antrenman ve müsabaka gözlemleri ayrı ayrı yapılmalı, ancak birbiriyle kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Yani biz bireysel sporcu gözlemi yapabiliriz, antrenman gözlemi yapabiliriz, müsabaka gözlemi yapabiliriz. Bunların üçünü birbiriyle koordine şekilde değerlendirip o şekilde bir antrenman programı planını belirlemeyiz. Karşı takımın istatistiğini ve gözlemini yaptıktan sonra da maç öncesi buna göre savunma stratejilerimizi ve hücum stratejilerimizi belirlemeyiz. Yani onları zayıf yönlerinden zorlamalı, güçlü yönlerinden de hücum ettirmemeliyiz. Bu yönelik çalışmalar yapmalıyız. Antrenman gözlemi nedir? Müsabakalar sırasında görülen teknik, taktik ve kondisyon eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmaların belirlenmesi ve yararlı olup olmadığının izlenmesidir. Müsabaka gözlemi ise takımın amaçlanan teknik, taktik, kondisyon ve psikolojik uygulanabilirliğin ve sporcuların bireysel yönlerinin çizgiler, formlar ve video aracıyla izlenip bilgi edinme çalışmasıdır.
Burada örnek bir istatistik formu var. Gördüğümüz gibi burada savunma ribaundu, hücum ribaundu, hızlı hücum, blok, asist, top kapma, top kaybı, faul, skor, A takımının B takımının ayrı ayrı olmak kaydıyla. Burada faul atışı, oyuncuların oynadığı süreler. Buraya baktığımız zaman bize hem A takımının hem B takımının hangi oyuncular kaç serbest atış kullandı, ne kadar oyunda kaldı, hangi oyuncular savunma ribaundu aldı, kaç tane aldı, hangi oyuncu hücum ribaundu aldı, kaç tane hızlı hücum yapıldı, A takımın B takımın kaçar blok yaptı, iki takım kaçar asist yaptı, kaçar top çaldılar, kaçar top kaybı yaptılar, iki takım kaçar faul yaptı, skor kaç kaç bitti. Bu istatistik formuyla, bu çok detaylı olmayan basit bir istatistik formu, bununla rahatlıkla öğrenebiliyoruz. İstatistik tutma, planlama ve video kayıt kısmında şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Biz istatistik tutarken canlı bir istatistik mi tutacağız, yoksa video kameraya da cep telefonuyla müsabakayı kaydedip daha sonrasında istatistik verilerine oturup bu videoyu tek tek izleyip o şekilde çıkartıp o şekilde mi değerlendireceğiz? Bu istatistikleri biz daha önceki müsabakalarla ya da daha önceki sezonlarla karşılaştıracağız mı, karşılaştırmayacağız mı? Bu karşılaştırma sonucunda bizim sezonsal verimliliğimiz artmış mı, performansımız artmış mı, artmamış mı? Bu detaylara karar vermemiz gerekiyor. Ya da bu bireysel istatistiklerde bir oyuncu transfer edeceğiz. Oyuncunun en son önceki 3 sezondaki istatistiklerine bakıyoruz. Hücum yüzdesi, rebound yüzdesi, asist yüzdesi, top çalma, top kaybı. Sporcuya sürekli bir düşüş var. İşte 2017 senesinden başlayarak izliyoruz. 2018'de, 2019, 2020'de sürekli düşüşe geçmiş. Başka bir oyuncuyu alacağız. Bu oyuncu da son 3 sezon içerisinde katlanarak olumlu istatistiklerini arttırmış. Bu iki oyuncu arasında tercih yaparken zaten olumlu olarak, doğal olarak performansı artan oyuncuyu tercih etmemiz gerekiyor. Bu da transfer açısından istatistikler verilerin çok önemli olduğunu gösteriyor. Basketbol istatistik formu hazırlarken biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz antrenman istatistiği mi yapacağız? Müsabaka istatistiği mi yapacağız? Pozisyon istatistiği mi yapacağız? Ya da bireysel sporcu ile ilgili istatistik tutacağız. Bu istatistik formunu nasıl kullanacağız? Hangi istatistik formunu kullanacağız? Kullanacağımız bu istatistik formunu kim hazırlayacak? Hazır şablonu var mı yok mu? Bu istatistik verileri rapor haline kim getirecek, kim inceleyecek, kim değerlendirecek? Bu verileri kim yorumlayacak? Yorumladıktan sonra yeni antrenman programı kim uygulayacak? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Bu tamamen bir ekip işi. Ekip olarak yardımcı antrenörlerinizle, teknik ekibinizle oturup sezon başında buna karar vermeniz gerekiyor. İstatistikler, veriler sizi çok fazla güçlendiriyor. Yani bir maç öncesi toplantıda bir sonraki gün sahada oynayacak ilk 5 oyuncuyu belirlerken oyuncularınızdan bir tanesi kalkıp ben niye kadro yokum koç hocam dediğinde işte Ahmet ya da Mehmet şu an senin son 5 haftadaki istatistiğe verilerim var. 5 haftadır takım yüzdesinin çok altında hücum ediyorsun. Savunduğun oyuncular en az 30 sayı atmış. Takım olarak bireysel olarak takıma çok fazla zarar veriyorsun. Performansın çok fazla düştü. O yüzden ekip olarak biz seni bu hafta ilk 5 başlatmama kararı aldık dediğinizde hiçbir şekilde itiraz edemez. Önünüze bütün istatistik verileri verirsiniz. Elinizde vardır veriler. Bu sayede sporcu neden kadro olmadığını rahatlıkla anlayabilir. Antrenman istatistiği, örnek antrenman istatistiği. Burada herhangi bir çalışma drili uyguluyoruz. Bu drill neticesinde sporcular tek tek çembere atış kullanıyor. Bu atışlarda sporcularınızın isimleri var. İsimlerin yanlarında kaç tanesinde isabet sağladığı, kaç tanesinde sağlamadığı tek tek var. Bu antrenman bitiminde bu değerlendirme formunu elinize aldığınızda burada en çok başarılı olan sporcu, işte sağ turnike atarken sağdan kim daha başarılı, sol turnike atarken kim soldan başarılı, müsabakada kimi sağdan oynatırsanız daha avantajlı, kimi sol tarafta oynatırsanız daha avantajlı. Özellikle hem sağda hem solda aynı oranda başarılı olan bir oyuncunuz varsa onu müsabakada oynatmaya tercih edeceksiniz zaten doğal olarak. Bu örnek bir antrenmanda çalışılan bir drillde tutulan istatistik. Yine farklı bir antrenman istatistiği. Burada işte Ahmet 10 atış kullanmış. Bu atışların 10 tanesinin birinci drillde 5 tanesi isabet sağlamış. %50'lik bir başarısı var. İşte farklı bir oyuncu, farklı bir drillde. Burada işte 10 atış kullanılmış. 6 tanesinin isabeti var. %60 başarısı var. Son drillde 30'ar atış kullanılmış. Bu 30'ar atış içerisinde %80 başarı elde eden de var. %40 başarı elde eden de var. Hafta içi bu antrenman istatistiklerini siz genel alanda tutarsanız hafta sonu maçta oynayacak 5'inizi hangi oyuncuları kadroya alıp almayacağınıza rahatlıkla karar verebilirsiniz. Hafta boyunca bakıyorsunuz işte Cem'in
Hem drill 1'de yüzdesi %40, hem drill 2'de %40, hem drill 3'te %40. %40'lık bir başarı elde etmiş. Halbuki takımımızda %80, %70 başarı elde eden birçok oyuncunuz var. Bu antrenmanda buna karar verebilirsiniz. Altına da bir rapor yazarsınız. Ahmet bu antrenmanda son derece verimli çalıştı. Tüm çalışmalarda oldukça konsantre oldu. Kendini çalışmalara verdi, uyarılara dikkat etti. Mehmet bu antrenmanı verimsiz geçirdi. Uyarılara dikkate almadı. Sürekli arkadaşlarıyla konuştu. Daha dikkatli çalışması ve kendisini geliştirmesi gerekiyor gibi antrenörünüze burada bir rapor sunabilirsiniz. Müsabaka istatistiği. Burada örnek müsabaka istatistiği var. Burada oyuncuların yaptığı çeşitli hatalar. Hatalı yürüme olabilir, top kaybı olabilir, pas arası olabilir, top çalma olabilir. Blok, asist, turnike, ne kadar top süre hücuma girdi, kaç savunma ribaundu aldı, kaç hücum ribaundu aldı. Hücum ribaundu aldıktan sonra ikinci atışın kaçından başarılı oldu. Burada sahada siz eksi artı kullanarak ya da oyuncuların numaralarını yazıp numaraları daire için alarak sadece numara yazılı olanlar, isabetsiz atış, daire için alınanlar, isabetli atış, hangi bölgeden hangi oyuncu isabetli atış yapmış, hangi bölgeden isabetli atış yapmamış, pot altından hangi oyunculara sayı atmış, kim faul yapmış, oyuncuya kaç tane faul yapılmış, serbest atışın kaç tanesini başarılı kullanmış, kaç dakika süre almış, oyuna ilk 5 kimler başlamış, kaç sayı atmış. Bununla ilgili eğitim düzeyinde kullanılabilecek bir müsabaka istatistiği. Tabii ki bu müsabaka istatistiğini kullanabilmek için önceden çok fazla tekrar, çok fazla deneyim, çok fazla alıştırma gerekiyor. Bunu birçok defa kullandıktan sonra siz normal müsabakada kullandırabilirsiniz. İki takımın orta noktasında da periyot periyot skorlar, toplam skor, hangi takım kaçıncı dakikada mola aldı, kaç tane mola kullandı, kullanmadı, bununla ilgili detaylara karabiliyorsunuz. Burada performans düzeyi istatistik formu, oyuncuların numaraları, oyuncuların isimleri, iki sayılık atışlarda, pota altı atışlarında, turnikede, içeri penetrelerde, toplam serbest atışta, işte top kayıpları, top çalma, rebound ve diğer bilgilerle ilgili blok, asist, işte faul, oyuncuya yapılan faul gibi. Müsabakada bütün oyuncularla ilgili bu istatistiği tutuyorsunuz. Yüzde kaçta iki sayılık atış kullanmış, yüzde kaçta pota altına atış yapmış, yüzde kaç turnikede isabeti var, içeriye kaç yüzde kaç başarıyla drive etmiş, iki sayılık üç sayılık atışlarda yüzde kaç başarısı var, serbest atışlarda yüzde kaç başarısı var, kaç rebound almış, kaç asist yapmış, kaç faul yapmış, oyuncuya kaç faul yapılmış, kaç top çalmış, kaç top kaybetmiş. Bununla ilgili bütün detayları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu sayede de oyuncuların performansı hakkında çok rahatlıkla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Gerek kendi takımımıza gerek rakip takım için bu istatistik formunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada da yine biraz önceki gördüğümüz istatistik formlarından değişik bir istatistik formu. Rakip müsabaka istatistik formu. Burada da bizim savunma düzenimiz rakibin hücum düzeni. Bizim hücum düzenimiz rakibin savunma düzeni gibi. Bizim takımımızın istatistikleri, onların istatistikleri, müsabakada nerede sayı yemişiz, onlar nereden sayı atmış, zayıf yönleri neler, bizim zayıf yönlerimiz neler, güçlü yönlerimiz neler, bütün detayların olduğu bir istatistik formu. Bu da farklı bir rakip istatistik formu. Peki pozisyon istatistiği nasıl oluyor? Oyuncunun adı ve soyadını yazıyoruz. Burada kaç dakika oyunda kaldı, yüzde kaç başarılı pozisyonda, başarısız pozisyonu yüzde kaç, toplam kaç tane pozisyona girdi, bu girdiği pozisyonlarda yüzde kaç başarı elde etti. Bununla ilgili müsabaka sonrasında da bir değerlendirme yazıyoruz. İşte istatistik süresi içinde oyuncunun ruhsal durumu ve bu durumun sahasındaki performansa yansımaları buraya yazacak olarak değerlendirebiliyoruz rahatlıkla. Elde edilen verileri nasıl yorumluyoruz? Gerek antrenman istatistiği olsun, gerek müsabaka istatistiği olsun, gerek pozisyon istatistiği olsun. Biz oyuncuların istatistiklerini çok rahatlıkla yorumlayabiliyoruz. Örneğin biraz önce bahsetmiştik. Transfer edeceğimiz bir oyuncu. Oyuncunun boyu, daha önce oynadığı takımlar, doğum tarihi hepsi belli. Oyuncu bugüne gelene kadar işte 97 yılından 2005 yılına kadar hangi takımlarda oynamış, kaç maç oyuna çıkmış, toplam kaç sayı atmış, maç sayına maç başına ortalama attığı sayı kaç, iki sayılık atışlarda kaçta kaç başarı elde etmiş, yüzdesi kaç, üç sayılık atışlarda kaç atış kullanmış, kaçı girmiş, yüzdesi kaç, serbest atışlarda kaç atış kullanmış, kaçı girmiş, yüzdesi kaç, kaç rebound almış, kaç top çalmış, kaç top kaybetmiş, kaç asist yapmış, kaç blok yapmış. Bununla ilgili bütün istatistikleri görüyoruz. Oyuncuyu transfer ederken de buradan kontrol ediyorum. Performans analizi yapıyorum. Eğer alternatifte birkaç tane oyuncu varsa bu oyuncular içerisinden performans en iyi olan, takıma en çok uyum sağlayabilecek, size ve takıma en çok katkı sağlayabilecek oyuncuyu seçiyorsunuz. Burada yine oyuncuların
NBA'deki oyuncu istatistikleri, işte sayıda en fazla sayı atan oyuncular, asistteki ilk 5 oyuncu, şut isabetindeki ilk 5 oyuncu, rebound'daki ilk 5 oyuncu, bloktaki ilk 5 oyuncu ve top çalmadaki ilk 5 oyuncu. Burada da o sene, örneğin burada Amerika'da NBA Basketbol Ligi'ndeki istatistikler bunlar. O anda o ligde sayı kralı kim, en çok asist yapan kim, asist ortalaması, en iyi şut isabeti kimde, bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Burada zaten genelde istatistik açısından en iyi olan oyuncular sezon sonunda gerek takımda olsun, gerek lig heyeti tarafında olsun, gerek federasyon tarafında olsun, gerek özel şirketler tarafından olsun ödüllendiriliyorlar. Burada yine maç sonu görebileceğiniz bir istatistik. Maç sonunda işte Yunanistan ve Almanya arasında oynanan bir maç. İki takım kaç serbest atış kullanmış, kaç iki sayılık atış kullanmış, kaç üç sayılık atış kullanmış. Bunlardan kaçını da isabet sağlamışlar. Kaç savunma ribaundu, kaç hücum ribaundu almışlar, kaç asist yapmışlar, kaç faul yapmışlar, kaç top kaybı var, kaç top çalma var, kaç blok var. Genel anlamda burada iki takımı değerlendirip takımların maçı nerede kaybettiklerine karar verebilirsiniz rahatlıkla. Burada genelde zaten görüyorsunuz toplamda kaç ribaund alınmış. Yunanistan 39 ribaund almış. Almanya 28 ribaund almış. Arada bir 9 ribaundluk fark var. Burada top kayıplarına baktığınız zaman Yunanistan 8 top kaybetmiş. Almanya 21 top kaybetmiş. Zaten 13 tane fazla top kaybı skora da yansımış. Yunanistan maçı 16 sayı farkla kazanmış. Bu haftaki teorik dersimiz de burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.